Merhaba arkadaşlar, ben Habib Ocak. Öğretmen bilişim ağı derslerimize devam ediyoruz. Bu dersimizde bir hizmetçi eğitim kursuna nasıl başvuru yapılır onu göreceğiz. Öncelikli olarak ÖBE'ye girdik. Şuradan hizmetçi eğitim bölümüne geliyoruz. Hizmetçi eğitim bölümünde her yıl başında mahalli planlar, merkezi ve mahalli planlar yayınlanır ve MEPPİS'teki hizmetçi eğitim modülüne il ve bakanlık tarafından eklenir. Merkezi planı bakalım arkadaşlar. Merkezi plan bakanlık tarafından yapılan ya da planlanan kurs ve seminerlerdir. Bunlar online yani uzaktan ya da yüz yüze yapılabilir. Mahalli planları ise il milli eğitim müdürlükleri tarafından yapılan planlamalardır. Şimdi burada şöyle bir şey söyleyeyim. Bir hizmetçi eğitim ya bakanlık tarafından, öğretmen yetiştirme ya da personel genel müdürlüğü tarafından ya da il milli eğitim müdürlüğü tarafından planlanır. Onun dışında kaymakamlıklar yani ilçe milli eğitim müdürlükleri ya da okul müdürlükleri bir hizmetçi eğitim planlaması yapamazlar. Onu da belirttikten sonra merkezi plan ya da merkezi hizmetçi eğitim nedir onu görelim. Bakın burada faaliyet normumuz var. Yani faaliyet dediğimiz kurs, seminer, konferans ve benzeri şeyler. Buradaki işlemi aslında biz MEPPİS kişisel bir bölümden yani MEPPİS'teki öğretmen kullanıcımızdan girip hizmetçi eğitim bölümüne geçiyoruz. Oradan başvuru yapıyoruz. Öğretmen bilişim ağıyla birlikte hizmetçi eğitimdeki bölüm buraya da yansıtıldı. İster buradan istersek hizmetçi eğitim bölümünden başvuru yaparak işlemimizi yapmış oluruz. Mesela ben bu üçüncü kursa buradan başvuru yapmadım. Hizmetçi eğitim bölümünden yapmıştım. Buraya da otomatik olarak yansıdı. Kanalımıza hizmetçi eğitim modülünden kurs başvurusu nasıl yapılır? Faaliyet değerlendirme nasıl yapılır? E-sertifika nasıl alınır? Onları da ekleyeceğiz. Böylece ÖBA derslerinin içerisinde onlar da olmuş olacak. Siz öbür taraftan yani hizmetçi eğitim modülünden başvuru yaparak da eğitimlere başvurmuş olursunuz. Biz şu anda ÖBA dersi olduğu için ÖBA'yı anlatıyoruz. Şimdi merkezi bir faaliyetin nosu nedir? Bir faaliyetin merkezi mi, mahalli mi olduğunu nasıl anlarım? Buradaki faaliyet numarasından anlarım. Burada bakın faaliyet numarasının başında faaliyetin yılı yazar. 2022 ise 2022'de 21, 20 vesaire o şekilde gelecek sene 2023 olacak. Bir faaliyetin hangi yılda yapıldığını gösterir. Bakın merkezi planda da bulunulan yıl var. Mahalli planda da bulunulan aktif yıl içerisindeki eğitimler mevcut. Hemen bunun yanındaki iki karakter de faaliyetin hangi ilde yapılacağı merkezi ise nerede merkezi mi olduğunu görebiliriz. Eğer burada 2022'ye çift sıfır diyorsa yani 00 merkezi bir eğitimdir. Merkezi bir hizmetçi eğitimdir. Mahalli planlarda ise bakın 2022'nin yanında benim bulunduğum il Niğde 51 plaka olduğu için bu kurs 51 plakayı gördüğüm an merkezi olmadığını, mahalli olduğunu anlayabiliyorum. Hemen yanında bakın faaliyetin 4 haneli kodu var. 4 haneli numarası var diyelim. Faaliyet no diyelim buna. Şu an 152. Ben hangi seminere başvuru yapmışım? 158 ve merkezi olan 158 numaralı bir kursa, pardon, seminere başvuru yapmışım. Bakın burada faaliyetin standart dosya planındaki standart eğitim programındaki kodunu görüyoruz. Bu özel eğitim öğretim programları semineri varmış. Ben buna başvurmuşum. Faaliyetin adını da buradan görebiliyoruz. Ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Faaliyet süresi yani 25'inde başlayıp 29'da bitecekmiş. Yani 4-5 günlük bir süremiz varmış. Bu eğitime yani seminere kaç kişi başvurmuş, kaç kişi alınacakmış? Bakın 12.519 kişi başvurmuş. Faaliyete 5.000 kişi alınacakmış. Burada Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü planladığı için buradan eleme yapacak. Nasıl bir eleme yapacak? Başvuru sırasına göre eleme yapabilir. Mesela ilk 5.000'e yapabilir. Yani kriteri kendileri belirliyorlar. Onun dışında farklı kriterler de belirleyebiliyorlar.
Bu faaliyeti hangi genel müdürlük, hangi birim düzenliyormuş? Bakın Özel Eğitim Rehberlik Genel Müdürlüğü, Öğretmen Yetiştirme Genel Müdürlüğü. Bakın farklı bir genel müdürlük var mı? Bakalım. Bakın Özel Eğitim, Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü. Yani bu eğitimler farklı genel müdürlük, farklı birimler tarafından da düzenlenebiliyor. Faaliyetin türü neymiş? Kurs mu, seminer mi? Seminer kursa kurs olarak geçer. Seminerle kurs arasındaki fark nedir? Kurs sonunda mutlaka bir sınav yapılır ve başarılı olanlara başarı belgesi verilir. Kurs başarı belgesi, yani kursta başarılı olan belge alır. Seminerde ise başarı olmaz, katılım belgesi verilir, sertifikası verilir. Aradaki fark da bu. Eğitimin çeşidi uzaktan mı, yüz yüze mi? Ona bakalım. Bakın bu eğitimler hep uzaktanmış. Aşağılara inelim biraz. Aşağılarda yüz yüze var mı? Bakalım. Yüz yüze, bakın bir tane buldum. Şu kurs sistem eğitimi, sistem diyor, farklı yaklaşımlar eğitimi kursu. Yüz yüze yapılacakmış. Bakın burada nerede yapılacağı yazmıyor. Bunun nerede yazılacağı, kurs çıktıktan sonra kişiye özel olarak gelir. Bu kursa şu mahalli kurslara bakalım arkadaşlar. Mahalli kursların hepsi bakın yüz yüze, gördüğünüz gibi. Başvuru, son başvuru tarihi, yani kurs 23.05, 27.05, yani 23-25 Mayıs'ta yapılacak. Biz 03.05'e kadar başvuru yapabiliyormuşuz. Ben şimdi bu kursa başvurayım. Başvuru yaptım. Burada dikkat edeceğim husus şu. Biraz yavaş gidiyor. Evet. Başvuruyu yaptım. Bakın. Ne yaptım? Başvuru yaptım. Buraya düştü. Ne diyor? Onay sürecinde diyor. Onay süreci nasıldır arkadaşlar? Mahalli kurslarda 3 onay sürecimiz var. Merkezilerde 5 onay sürecimiz var. Bunların hepsini MedPis'ten net görebiliyorsunuz. Burada fazla detay yok. Onu ben yine de bahsetmiş olayım. Şimdi mahalli kurslarda 3 başvuru dediğimiz şey, 3 onay süreci nedir? 1. Okul idaresi onaylayacak. Okul müdürü onaylayacak. 2. aşama ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü onaylayacak. 3. aşama il Milli Eğitim Müdürlüğü onaylayacak. Eğer ben il Milli Eğitim Müdürlüğü onayladıysa bu kursa kabul edildim demektir. Merkezi olan kurslarda ise, kurs ve seminerlerde ise 5 onay var dedik. Bunlardan birincisi okul, ikincisi ilçe, üçüncüsü il, dördüncüsü ilgili genel müdürlük, beşincisi öğretmen yetiştirme genel müdürlüğü. Ben 5 onayı da geçtiysem, 5 onayı da verildiyse ben bu kursa kabul edilmişimdir. Burada farklı harfler de olacak. Mesela O onaylandı demek. R reddedildi demek. İ incelemede demek. Eğer benim 5 O varsa ve yeşilse onaylanmış, kursa kabul edilmişim, hizmetçi eğitime kabul edilmişim. Eğer 5'ten, yani 5 bir onay mekanizmasından hangisi beni reddettiyse o aşamada R olarak, kırmızı ile R görürüz. Mesela diyelim ki beni ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü reddetsin. Okul birinci aşama, ikinci aşama ilçeydi. İkinci aşamada reddedilmişim demektir. Bu reddedilmenin gerekçeleri, şartlarım tutmayabilir. O kursa matematik öğretmeni katılacaktır. Sınıf öğretmeni başvurmuştur. Tabi bunlara kısıtlamalar da getirilebiliyor. Ama kısıtlama getirilmediyse ilçe, şey, okul, ilçe, il, bakanlık reddedebiliyor. Şimdi başvuruyu yaptım. Süresi içerisinde, yani son başvurudan önce ben bu eğitimi iptal edebilirim. İptal ediyorum. İptal tuşuna basıyorum. Bakın iptal edeceğim. Eğer son başvuru tarihini geçti ise iptal olmuyor arkadaşlar. Onu da belirtmiş olayım. Şimdi buradan istediğim merkezi ve mahalli eğitime başvurumu iptal edebiliyorum. Bir merkezi iptal ettim. Bir de mahalli iptal ettim. Merkezi olana şuydu. Ben buna tekrar başvuru yapayım. Ben buna katılmak istiyorum. Tabi buradaki eğitimler öğretmen ve idarecilerimizin gelişimi için önemli. Biz bu eğitimleri alarak kendimizi geliştiriyoruz ve öğrencilerimize bunları yansıtıyoruz. Daha kaliteli eğitimin olmasını sağlıyoruz. Gördüğünüz gibi EBA'da bir hizmetçi eğitim kursuna nasıl başvuru yapılır, nasıl alınır, hepsini görmüş olduk. Şimdi başvurduğum eğitimler çıkıyor, seyrediyorum. Seyrettikten sonra da başarılı olduysam ya da
eğitimi süresi içerisinde seyrettiysem, katıldıysam diyeyim seminerler için, burada eğitimlerime tıklayarak katıldığım eğitimleri bitirme oranını, başarı oranlarını görerek görüyorum.